Emekliler için maaşlar gündemde şimdi. Tekrar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi. Fakat meclise Ekim ayı gibi gidecek ve sonrasındaysa bu süreç tamamlanınca Ocak ayını da bulacak. Peki emekliler dört gözle hükümetten gelecek bir habere bekliyorlar. Çünkü bu Temmuz ayında yapılan zamlar emeklileri tatmin etmedi açıkçası. Kök maaş üzerinden yapılan hesaplamalarda 6.000 ve altında maaş alan emeklilerin hayal kırıklığı yaşamasına sebebiyet verdi. Peki ne olacak? Enflasyona ezdirmeyeceğiz vatandaşımızı, hayat pahalılığı var demişti Sayın Erdoğan. Dilek Ete, sosyal güvenlik uzmanı bizlerle birlikte. Dilek Hanım merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Gözümüz kulağımız zamlarda. Hem memurları bekliyoruz hem emeklileri bekliyoruz. Emekliye zam düzenlemesi Ekim ayında da meclise girecek. Bazı formüller var. Çare arıyoruz yani bir şekilde de. Zaten daha öncesinde de şöyle bir tutum da vardı, söylüyorlardı da AK Parti genellikle oyunu emeklilerden alıyor diye. Dolayısıyla bir yönelme var şimdi, zam talebi var çünkü emeklilerden. Zaten zor geçiniyorlardı emekliler. Bir de bu Temmuz zammı yetersiz kalınca büyük bir sıkıntı içerisine girdiler ve belki de büyük bir kopuş meydana gelmeye başladı. Çare arıyorlar şimdi emekliler için. Bu düzenleme, bu çare nasıl olabilir sizce? Şimdi aslında emeklilerin 2008'de yapılan 5510 sayılı kanundan sonra emekli aylıkları bir çorbaya döndü. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bu sistemin ele alınıp baştan sona düzenlenmesi lazım. Emeklilerin bir tane sorunu yok. Hani zammı konuşacak olursak Temmuz ayında çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Çünkü biliyorsunuz biz önce enflasyona maruz kalıyoruz. Sonra enflasyon oranı ilk 6 ay için ve sonraki ikinci 6 ay içinde biliyorsunuz yılda 2 defa emekliler zam alıyor. Ocak'ta İlk 6 ay için bir zam veriliyor. Sonra Temmuz'da ikinci 6 ay öngörülerek bir zam veriliyor. Ama biz emekliler önce bu enflasyonun altında eziliyoruz. Yani aldığımız emekli aylıkları zaten yetmiyor. Ardından böyle artık nefes alamaz duruma geldiğimizde bir enflasyon farkı veriliyor. Bu yıl verilen enflasyon farkıyla birlikte zam diye geçen, normalde enflasyon farkını 17.55 belirlemişlerdi. Devlet onun üzerine bir ekleme yaptı. Dedi ki %25 zam veriyorum. Fakat bu %25 zam hem enflasyonun altında kaldı. TÜİK'in yaptığı açıklamaların altında kaldı. Hem Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefi, enflasyon hedefi %58'di. Ve bugün Ağustos'un sonundayız. Geçen yılla bu sene arasında sadece emeklilerin gıda harcamalarını karşılaştırsanız %100'ün üstünde bir artış var. Şimdi ne Ocak'taki zam iş gördü, ne Temmuz'da verilen %25 emeklinin alım gücünde bir değişikliğe yol açmadı. Aslında bunu zam diye bile nitelemek mümkün değil. Çünkü TÜİK'in rakamları biliyorsunuz Temmuz'a kadar doğru rakamlar değildi. Bunu sürekli eleştiriyorduk. Gerçek rakamları açıklamıyorlardı. Şimdi artık yavaş yavaş gerçek rakamları açıklamaya başladılar ve TÜİK'in açıkladığı rakamların altında kaldığını gördükçe emeklinin, Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz artık dile getirmeye başladı. Dedi ki memurlara verdiğimiz düzenlemenin aynısını emekliler için de Çalışma Bakanımız çalışmaya başladı. Yani bununla ilgili bir çalışma yapılıyor Çalışma Bakanlığı'nda. Ekim ayında bunu da gündeme alacağız dedi. Şimdi emekliler için bir açıkçası bu heyecan yaratıcı bir açıklama oldu. Ama nasıl bir oran yapılacak? Biz bu konuda nasıl ümitlenmeliyiz? Nasıl görmeliyiz önümüzü? O konuda açıkçası benim tereddütlerim var. Çünkü biliyorsunuz memurlarla ilgili yapılan toplantılar hakem heyetine kadar gitti. Gidiyor şu anda. Evet, ay sonunda belli olacak rakam. Ve sendikanın talep ettiği rakamla hükümetin yaptığı teklif arasında uçurum var. Yani hiç birbirlerine yaklaşma konusunda hükümetin bir adımı yok. Dolayısıyla benim memur emeklilere, memur SSK Bağkur emeklileri için de Ekim ayında yapılacak düzenlemenin sadece bir ufak lütüş olacağını düşünüyorum. Asıl düzenlemenin yerel seçimler öncesi Ocak ayında yapılacağını düşünüyorum. Evet. Ama tabii ne olursa olsun emeklilerin nefes aldığı 3 Ocak'a kadar da nasıl bekleyecek emekliler? Nasıl devam ettirecekler bu yaşam sürecini? Çünkü etiketler gıda, otomobil ya da konut
gittikçe yükselmeye başladı. Şimdi emekli maaşlarının artışı için bazı formüller üzerinde çalışılıyor demiştim ya Dilek Hanım. Seyyanen yapılacak zam, oransal yapılacak bir artış, en düşük aylıktan başlanarak kademeli olarak artış yapılması şimdilik planlanıyor, yani çarelerin arasında. Bu üçü de olabilir mi? Seyyanen yapılacak zam nedir mesela, ya da oransal olarak yapılacak bir artış, kademelere mi bölecekler? Şimdi hem bundan önceki Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin'in yaptığı açıklama, şimdi Vedat Işıkhan'ın ara ara yaptığı açıklamalardan vardığımız nokta şu ki bir kere öyle bir hani kök taban aylığı değiştirme gibi bir planları yok. Ben öyle anlıyorum, öyle okuyorum. Taban aylıkta yani 7500 liraya, 10.000 liraya çıkardık, 11.000 liraya çıkardık gibi bir hareket olacağını düşünmüyorum. Tüm emeklilere kendi kök aylıkları üzerinden bir ek düzenleme yapılacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz Aralık 2022'de taban aylık dediğimiz en düşük aylık SSK ve Bağkur'da 3500 liraydı. Bunu 5500 yaptılar. Evet. Ardından Mart ayında da 7500'e çıkardılar. Şimdi düşünün, yeniden taban aylığa bir zam yapıp bunu 10.000 liraya, 11.000 liraya çıkardığınız durumda, böyle bir değişiklik yaptığınızda taban aylığın üstünde maaş alanlara bir düzenleme yapmamış oluyorsunuz. Onlar hep düşük pay alıyorlar. Bu da bir süre sonra kişileri kayıt dışına iter. Neden ben 5.000 günle, 3.600 günle aile alacaksam? Dolayısıyla bu sefer yapılacak düzenlemenin ve verilecek zammın bütün kesimlere verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve öyle çalıştıklarını, sinyallerini veriyorlar konuşmadan. Taban aylıkta eğer bir düzenleme yapılacaksa bunun da asgari ücretin altında kalmaması lazım. 11.400 lira civarında bir taban aylık düzenlemesi olması gerekiyor. Evet, yani ocağa kadar bu işi bir şekilde halledilmesi şöyle gerekiyor. İkinci 6 aylık enflasyon şu anda 31.92 seviyesinde. Yıl sonu Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi %58. Evet. Temmuz'da biz emeklilere %25 yaptık. Bu şu demek, eğer ocağa kadar bir düzenleme yapacaksak bir kere en az %20 daha bütün emeklilere ek bir zam vermeliyiz ki o hem Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine hem şu anda ikinci 6 aylıkta geldiğimiz 31.92'ye yakın olsun. Şu anda %25 ile TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının bile 7 puan altındayız. Dolayısıyla 7 puanla sadece TÜİK'in yaptığı enflasyon rakamlarına bir ekleme yapmış olurlar. Sadece 7 yaparlarsa. Zam diyor Cumhurbaşkanımız, yani enflasyon farkı vereceğiz demiyor. Zam dediğimizde biz enflasyonun üstünde bir düzenleme bekliyoruz. Benim beklentim %20 civarında emeklilere, SSK Bağkur emeklilerine, memurların biliyorsunuz zaten sendika gerekli olan şey yapacak. En az %20 bir fark vereceklerini düşünüyorum. Ocağa kadar bu biraz nefes aldıracak. Ocak'ta çok ciddi bir düzenleme olacağını düşünüyorum ve onun çalışmasının orada biteceğini düşünüyorum. Bunun da sebebi şu, önümüzde bir yerel seçim var. O yerel seçimler öncesi emeklileri mutlu edecek toplu gerçekten ciddi bir zamın Ocak'ta verileceğini düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız için. Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete bizlerle birlikteydi değerli izleyiciler. Ediyorum.